Evet arkadaşlar, şimdi kekimizin yapımına başlayalım. Çikolata soslu ıslak kekimiz için 3 adet yumurtamı kabıma kırdım. Şimdi içerisine 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Ve yumurtamızda şekerimiz köpürene kadar arkadaşlar, böyle mayonez kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyoruz mikserimizle. İlk olarak kısa ayarında çırpıyorum. Daha sonra yüksek ayarında çırpacağım arkadaşlar. Şekerimi güzelce çırptım arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Yumurtalarımız da oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Güzel bir kabarması için kekinizin. Şimdi ben kekimde süt kullanmıyorum. 1 çay bardağı çay kullanıyorum arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağ. Demin çayı 1 çay bardağı demiştim. 1 su bardağı arkadaşlar. 1 çay bardağı da erimiş margarin var arkadaşlar. Onu da ekliyorum. İsterseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz ama ben daha önce tereyağıyla da margarinle de denedim. Margarinle daha güzel oluyor. Şimdi burada 3 yemek kaşığı kakaom var. Kakaomu da ekliyorum. Şimdi bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Mikserimi çalıştırmadan çırpıyorum daha önce. Kakaom sağa sola sıçramasın, tozmasın diye. Böyle brownie tadında gayet güzel ıslak bir kek oluyor arkadaşlar. Şimdi burada 2 yemek kaşığı sarıalyem var arkadaşlar. Bu kahvaltılık sürülebilen çikolatalardan. Onu da ekliyorum. Burada 2 su bardağı önceden elediğim unum var. Unumu da ekledim. Bardak ölçüleriniz bu şekilde arkadaşlar, unumuzun ve çayımızın. Şimdi unumun üzerine 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de kabartma tozunu ekliyorum. Ve yine aynı şekilde mikserimi çalıştırmadan karıştırıyorum. Kalan unumu da ilave edeceğim. 2 su bardağı unumuzun tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi mikserimi çalıştırarak çırpıyorum arkadaşlar. Unumuz içerisinde topak kalmasın ve içerisine koyduğum çikolatam karışsın diye mikserimi çalıştırarak güzelce 4-5 dakika bu şekilde tamamen çırpacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenarlarında un kalmasın. Güzelce çırpın. Güzelce mikserine çırptım arkadaşlar. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi ben önceden yağladığım borcamıma alacağım kek harcımı. Şimdi mikserimi bıraktım arkadaşlar. Elime bir spatula aldım ve kenarlarından bu şekilde temizliyorum. Bir alt üst yapıyorum. Kenarlarında un falan kaldıysa karışsın diye. Şimdi margarinle yağladığım borcamıma hazırladığım kek harcımı döküyorum arkadaşlar. Keklerinizin altını sıvı yağ ile yağlamayın. Margarin veya da tereyağıyla yağlayın arkadaşlar. Sıvı yağ ile yağladığınızda kekiniz kalkmayabilir, tepsiye yapışabilir.
Şimdi güzelce bir su patlam ile her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum kekimi. Şimdi hazırladığımız keki arkadaşlar önceden ısıttığımız 200 derece fırınımızın alt üst ayarında bir 20-25 dakika pişiriyoruz üzerleri kızarana kadar. Şimdi ben kekimi fırına veriyorum. Kekimiz çıktığında görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ıslak kekimizin çikolata sosunu hazırlayacağım. Şimdi ben böyle hazır çikolata sosu kullanıyorum. Arkasındaki ölçülere göre hazırlamayacağım çikolata sosumu. Arkasında 2,5 su bardağı süt de hazırlayın yazıyor. Ben daha böyle sıvı bir kıvam olması için 3,5 su bardağı süt kullanacağım arkadaşlar. Şimdi 1 bardak sütümü aldım. Yine 2. bardak. 3. Ve tam 3,5 su bardağı sütümü ekliyorum. Bardak ölçülerimiz bu şekilde. Şimdi çikolata sosumu da içerisine ekleyeceğim. 3,5 su bardağı sütümün içerisine hazır çikolata sosumu da ekliyorum. Şimdi sosumuzu ocağımıza alacağız arkadaşlar. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağız. Kaynadıktan sonra ocağınızdan alın ve çikolata sosunuzu soğumaya bırakın. Evet arkadaşlar, kekimimi fırından çıkarttım. Kekimiz hala çok sıcak ve kaynar. Bu şekilde kürdan batırarak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz kekinizin. Şimdi kürdanla delikler açıyorum kekimin üzerinde. Sosunu daha güzel çekmesi için. Daha önce hazırladığım ve soğuttuğum sosumu kekimin üzerine dökeceğim arkadaşlar. Kekimiz sıcak, sosumuz soğuk olacak. Şimdi bir bıçak yardımıyla kekimin kenarlarını bu şekilde açıyorum. Sosunu rahat bir şekilde içine çekebilmesi için. Kekimi dilimleyeceğim arkadaşlar soslamadan önce. Şimdi kekimizi de dilimledik. Daha önce hazırladığım, soğuttuğum sosumu sıcak kekimin üzerine döküyorum. Sosumun tamamını kullanıyorum arkadaşlar. Sosumuzu hazır çikolata sosuyla hazırlamıştık. Kekimin üzerine çikolata sosumu da döktüm arkadaşlar. Şimdi bu şekilde biraz dışarıda ılıttıktan sonra buzdolabıma alacağım ve buzdolabımda 1 saat bekleteceğim, soğutacağım. Daha sonra servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz kekimizi 1 saat buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. Çikolata soslu ıslak kekimi buzdolabında 1 saat dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi dolabından çıkarttım.
Önce dilimlediğim yerlerden tekrar bıçağımla bu şekilde üzerinden geçiyorum. Artık ıslak kekimizi servis edebiliriz. Gayet güzel de çikolata sosunu çekti arkadaşlar. Şimdi ben servis etmeden önce Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Siz isterseniz toz yeşil fıstıkla veya da ceviz, fındık istediğiniz kuru yemişle de süsleyebilirsiniz. Şimdi bir dilimini çıkartacağım arkadaşlar. Servis tabağıma alacağım. Size de içinin ne kadar güzel çektiğini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet her tarafı çikolatası sosunu çekmiş. Şu şekilde dilimleyip göstereyim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.